Hapis olmuş karakolda. Vay, naber, hani keyfini mi? YouTube bütün gece Halis gördün değil mi? İzleyemem. Hiç izleyemem. Belgesel içine bakamam bile. Yani izleyemem. Ne düşünüyor? Korkarım çünkü. Ne? Peki hocam. Hiç hatırlamıyorum ki geldik. Bir psikologsun ve muayenehanedesin. Hastalarına terapini nasıl bir odada yaparsın? Yani büyük, böyle geniş, ferah, aydınlık bir odada yaparım. Büyük, fena ve aydınlık bir odada olmayı evet isterdim ama imkanım yok şu an. Çok çalıştım ve yoruldum. İş yerinden çıkmak üzeresin ve tanıdık biri odana geldi. Çıkamıyorsun. Kim olabilir bu? Batuhan gelmiştir. Ne bileyim. Batuhan'dan başka kim gelecek benim iş yerime? Batuhan. Düşündüğün kişi sana hayatta rahatsızlık veren huzurun... Aaa ne? Ama başka kimse gelemez ki benim iş yerime. Başka kimse gelemez ki. Kim gelecek abi başka benim iş yerime? Ya benim iş yerim bu oda, öyle düşün. Evim benim iş yerim. Mahallenizde kimsenin girmediği eski ahşap bir binanın altında gizli bir geçide giden merdivenler gördüm ve indin. Kaç basamak indin? Mahallenizde kimsenin giremediği eski ahşap bir bina. Ben bir kere oraya girmem. Beni bilenler bilir. Ben böyle bir yere beni öldür. Girmem. Girmem. Mümkün değil. Yani iki basamak olsun hadi. Gizli bir geçit. Gizli bir geçit için bir... O 20! Ne kadar çok basamak indiysen geçmişinde yaşadıkların seni o kadar çok etkilemiştir, yara bırakmıştır. 20 miymiş? Bok 20 bu arada. Bok 20 çok pardon da. 100 üzerinden 2000 falan. Bir erik bahçesine izinsiz girdin, ağaca tırmandın hepsini. Sayısı yok ki. Yok ki sayısı. Birkaç tane yeğenler sevgilerini sağladı. Allah'ım! Ne saçmalıyorsun? Erik'ten bahsediyoruz. Bahçenin sahibi seni gördü ve sana kendini savunmak için ne dersin? Bahçenin sahibi ben bir kere çok erik yedim diye olay koptu, kıyamet koptu. Bak. Kıyamet koptu bir kere. Ve adam ne yapıyorsunuz? Ağaca işedi adam. Ağaca işedi bir daha tırmanmayalım diye. Ben de ağlamıştım. Ben ağlarım. Kendimi savunamam ki ben. Benim kendimi savunmalıyım. Efendim orada Haskaloğlu bize olsamış. Hoş geldiniz hepiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben burada saçma bir şey çizip erik yedim diye suçlansam kavga da çıkarabilirim. Bilemiyorum. Neyse onu bunu boşver. Eriklerin tadı nasıl? Aa çok güzeldi. Yanında da tuz da olsaydı. Ne saçmaladı şu an bu? Şu an ne saçmaladı? Analize bak. Şeftali sever misiniz ha? Bayılırım şeftaliye diyen var mı chatte? Üf şu an şurada olsa da bir şeftali gömsem diyen var mı? Bu sizin... Söylemeyeceğim. İnanılmaz testler, tespitler ya gerçekten. Başka ne testler var o ne diyordu? Ben bir ara girip full arkadaşlarla birlikte hep beraber çözüyorduk biliyor musunuz? Tarot falına göre 10 Şubat Perşembe günü seni neler bekliyor? Bakayım ya beni neler bekliyormuş 10 Şubat'ta.
Dikkatlice odaklanıyorum. Mahkeme. Lan daha yeni çıkmadık mı? Daha yeni şey olmadı mı? Bugün bir süredir seni çok zorlayan bir konu hakkında nihayet güzel haberler alacaksın ve yavaş yavaş sorunların ortadan kalktığına şahit olacaksın. Aslında son zamanlarda neden her şey benim başıma geliyor düşüncesine girmişsin, ancak etrafındaki herkesin yaşadığı bazı zorluklar olduğunu ve kimsenin hayatının mükemmel ilerlemediğini hatırlatmak istiyorum. Başkasının bunları söylemesi bazı şeyleri daha iyi görmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak. Güle güle. Kovuşturma kararı bugün çıktı ama o yarın diyor. Yarına neyi var? Koşturma kararı beni o kadar da zorlamadı aslında ya. Devam. Başka ne var? Lisede oturduğun karaktere göre, sıraya göre karakterinizi söylüyoruz. Yani ben 1.73'üm arkadaşlar. Ben nerede oturabilirim? Sırayı seçiyorum. Ben 7'de oturuyordum genelde. 7 ya da 6. Çok değişiyordu. Öğretmen masasının önünde asla oturmam. Ha, 6. Daha ağırlıklı hadi ilkokul da sayarsam 6. Ay. Sen her zaman en yukarıya bakan birisin. Gözlerin her zaman daha fazlasını görüyor ve arıyor. Bir şeylerle yetinmek ve idare etmek sana göre değil. Aa, bu kadar iyi karakter. Bu kadar iyi yani, yetinmeyi bilir misin şarkısı benden bana geldi. Sürekli ikinci bir planın mevcut. Doğru. Kendini riske atacak veya uzun süre düşünmene neden olacak işlere pek girişmiyorsun. Doğru. İnsanlara adım atmadan önce biraz düşünürsün. Doğru. Hemen herkese yakınlık kurmayabilir. Onları kendi hayatına dahil edemeyebilirsin. Doğru. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi bir insanı tanımak da zor. Doğru. Zaten öyle değil mi? Bazen fevri davranabiliyor ve sevdiğin kişileri küçük yanlışlarından dolayı hayatından çıkarabiliyorsun. Yok. Tam tersine. Ben sevdiğim kişileri hayatıma çıkaramıyorum. Benim en büyük problemim bu zaten. Ben bir insanı seviyorsam eğer benim gözüm dönüyor ve ben kimseyi, ben ise hayatımdan insan çıkartmayı hiç bilmiyorum hatta. Hiç. Yok yani bende o. Keşke şey olsa yani. Keşke gerçek olsa, hiç yok ama yani. Ne yazık ki. Bu özelliğin hem sana hem de sevdiklerine biraz takıntılı biri olduğunu da söyleme. Evet, çok takıntılıyım hatta. Seni kıracak, üzecek küçük sözleri uzun süre kafa. Doğru. Problemleri çözme odaklı değil biri değilsin. Ben problem çözmem. Ben problemi ötelerim. Problemi bir yere fırlatırım. O problem orada kalır. O problem orada kalır, oturur oturduğu yerde. Ben o problemi problem değilmiş gibi davranırım. Çözmem. Çözmem, sanki yokmuş gibi davranırım. Çözüm becerilerim çok iyi değil çünkü sorunları. Başarı odaklı olman nedeniyle de her zaman en iyisini hak ettiğini düşünüyorsun. Doğru. Senin için zor ve imkansız diye pek doğru yok aslında. İstersen her şeye kesinlikle ulaşırım. Teşekkürler. 2-3 şey hariç doğru. Benim beynim Einstein gibi çalışıyor bu arada. Bunu biliyorum, bunun cevabını ben direkt olarak biliyorum. Öncelikle söyle bakalım, bilim insanı olsan bu alanlardan hangisinde çalışmak ister? Biyoloji, optik ve ışık, mühendislik. Mühendislik. Peki bir bilim insanı olarak buluşlarının temel amacı bunlardan hangisi olurdu? İnsanlara yeni iş fırsatı, hayatı kolaylaştırmak, toplumu ilerlemesi, insanları mutlu etmek. Yani mühendislikte olacağım için her şeyi yapabilirim. Mühendis olacağım için.
insanlara yeni iş fırsatları yaratmak değil mi? Okulda bu derslerden hangisine daha başarılıydın diye sorsak, matematik. Sen nasıl bir öğrenmeyi tekniğine sahipsin diye sorsak. Aa ben... Şimdi şöyle... Ben dersi hiç dinlemeyeyim. O dersle ilgili not alayım. Şey yaparım mesela. Ben pratikte daha iyiyim. Ben pratikte çok daha iyi öğreniyorum. Mezun olduğun son okuldaki ortalamanı 5 üzerinden değerlendirirsek hangisine daha yakın? 4'e daha yakın. Son olarak sence bu insanlardan iyi de bir soru. Tam ortada kalıyor ki. Niye 3 yok? Tam ortada kalıyor çünkü benimki. 2'ye de yakın, 4'e de yakın. Son olarak sence bu insanlardan hangisi teknolojiye yönelik günümüz dünyasına daha büyük etki yaratmıştır? Oo, Bill Gates. Doğru. Doğru, benim beynim doğru. Çok severim. İstesem Nobel'i de alırım ama vaktim yok, yayın açıyorum. Evet, vaktim yok, yoksa Nobel'i de kaparım. Tövbe, Allah'ım neler var. Bir şey diyebilir miyim size? Benim en kıt olduğum konu bak. Türkiye haritası. Aşırı iyi çizerim. Neyin nerede olduğunu asla tam bilmem. Asla. Neyin nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ciddiyim ha. Gerçekten bilmiyorum. Bak gerildim hatta. Hangi duygunun esirisin? Hocam. Hocam evde yalnızken hadi hadi. Hadi. Hadi arkadaşlar ya. Hadi tamam hadi gidin. Hadi linki veriyorum. Aa! Ya bu hepsi. Bekle şimdi. Bir dildeki sözlerin bütünü, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu anlamına gelen kelime hangisidir? A. Gramer. B. Libretto. C. Vokabüler. D. Literatür. Literatür. C mi? Vokabüler ne ya? Allah çarpsın vokabüler ne? Bence bu D. Literatür diyorum. Vokabüler ne? Gerçekten Allah çarpsın ki bilmiyorum. Aa cahil. 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 Vokabülermiş. Ya hadi be siz çözmüşsünüz. En büyük olan Akdeniz Adası. Girit, Sicilya, Malta, Kıbrıs. Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz Adası. Kıbrıs Akdeniz. Kıbrıs'a mı? Şu an ne düşünüyorum biliyor musunuz? Eczanesi. Kıbrıs'ın yüz ölçümü kaç? Malta'nın yüz ölçümü kaç? Ay Kenan Bey biraz yardımcı olsun. Girit Ege'de. Girit Ege'de değil mi? Girit Ege'de. Ben mi yanlış biliyorum? Sicilya. Sicilya. Allah çarptı. Bilmiyorum. Bak bakıp bakıp geliyorsunuz. Bakmayacaksınız. Öyle çözeceğiz. Şu an Sicilya olsun. Tamam. Çünkü baktınız. Ben de size baktım işte. Biraz beyin yakancıysan. Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç. Hepsini yerseniz kaç kaju kalır? 9. Nesi beynimi yakacak ki bunun? 9'u hariç hepsini yiyorum. 9 değil mi? 9. 9. Kesinlikle anlamında kullanılan kelimenin doğru yazılışı
Hangisidir? Kesin kes. B. B değil mi? Ne? Kesin kes. S ile sonu. Heh, teşekkürler. Üçün üç katından. İkinin... Ya kızar gördüm ve çıldıracağım. Şimdi bakın soru çok basit. 3'ün 3 katından çarpım tablosunu getir önüne. Tamam mı? 3'ün 3 katı ne orada? Bak 9. 2'nin 2 katı ne? 4. Ne oluyor? 9 eksi. 9 eksi 4 daha yukarı. Cee. Günümüzde kullanılan miladi takvimin kaçıncı ayları için sırayla kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır ve yarısı yaz, yarısı kıştır denir. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır da. Günümüzde kullanılan miladi takvimin kaçıncı ayları için? Mart kapıdan baktırır. Altıncıyla kazma kürek yaktırır. 6 zaten bir tane var. Nasıl C ya? Ocak, Şubat, Mart 3. ay. Pelin. Pelin. Şubat. Şubat diyorum. Haziran 6. ay Pelin. 7'si Temmuz. 3. ve 8. 8. de ne alaka? Ben öbürünü bilmiyorum ha. Yarısı yaz, yarısı kıştırı bilmiyorum. Mart deyip 6. ay demek. Rezillik. Mart hakkında hep... Neden hep 6 olarak kalıyor biliyor musunuz Mart aklımda? Çünkü Batuhan doğum günü 6 Mart. O yüzden. Alt geçit değişen eş anlamlı olan kelime hangisidir? Batçık. Batçık. Teşekkürler. Hangisi bir meslektir? Geyikçilik, kilisecilik, gıdıcılık, şamatacılık. Geyikçilik. Ya da şamatacılık. Gıdıcılık ne? Şamata kiliseci. Masal sonlarında karakterlerin ne kadar süre boyunca mutlu yaşadı? Sonsuza dek. Sonsuza kadar. Yemekten sonra eline sağlık diyen kişiye verilen cevapta afiyet ile birlikte hangisi olsun denir? Afiyet bal şeker olsun. Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? Al bu takatukaları takatukacıya takatukalattırmaya götür. Öyle değil. Takatukalattırmaya götür. C. Düzenli bir biçimde ara vermeden, aksamadan anlamında kullanılan ikileme hangisidir? Tıkır tıkır. Ben çok zekiyim. Ne yapacağız benimle? Benimle nasıl baş edeceksiniz? Benim bu zekamla siz? Ha? Ya ne yapacaksınız benim zekamla? Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik eserine verilen 5 harfli at hangisidir? Sonat değil mi? Güfte. Bir veya iki çalgı için yazılmış. Bestesi ve güftesi. Güfte. Güfte. Güfte mi sonat mı? Portre ile suareyi bilmiyorum. Ya şey portre suare portre zaten değil. Sonat mı? Sonatmış doğru. 21. yüzyılın ilk gününde doğan biri 2020'nin ilk gününde kaç yaşında olur? 21. yüzyılın ilk gününde. Okey. On dokuz mu 21 mi? 19 mu oluyor, 21 mi?
PC20. Hayır bak, 2020'nin ilk gününde daha yaş almamış oluyor. 19, 19, 19, 19 daha yaş almamış oluyor çünkü. Yeah! Daha yaş almadığı için 19 oluyor işte. Son olarak hangisi Marmara bölgesinde yer almaz? Marmara Gölü, Sapanca orada. Sapanca'yı biliyorum. Sapanca Marmara'da oluyor değil mi? Bir dakika ama. Marmara Gölü var mı ya? Cahilliğime verin ama. Marmara Gölü yok ki, var mı? Marmara Gölü. Var mı? Turusu nerede? İznik de orada zaten. E o zaman ne? O zaman Marmara Gölü varsa adı Marmara Gölü. O zaman Turusu diyorum. Yokmuş ki Marmara Gölü. Götünüzden uyduruyorsunuz. Götünüzden uyduruyorsunuz var diye. Yok ki dedim. Varmış. Manisa'da mıymış Marmara Gölü? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir dakika, adı Marmara Gölü olan bir göl Manisa'da mı? Aa, 15 sorudan 12 tanesine doğru cevap verdim. Doğru. Senden zekiyim Cansu. Ağla. 12. 12 soruya doğru ağla şimdi. Bir de ağladık yani köşende. Bir zam olsan hangisi olurdun? Ay çok güzel. Ay çok güzelmiş bu test. Dur bunu merak ettim. Bir zam olsam hangisi olurmuşum? Şöyle bakalım bize. En çok neye para harcıyorsun? Temel ihtiyaçlarıma, kıyafetime, eğlenceye, elektronik. Elektroniğe çok para harcıyorum. Çok. Kendine bir para yeri, birimi yerine koysan hangi para birimi olurdun? En yüksek hangisi? Euro. Ben bir euro olurdum. Sana bir teklifimiz var. Bu ülkelerden istediğin birinde yaşayabileceksin. Hangisi olurdu? Hollanda. Hollanda var mı Hollanda? Yok abi, Amerika, Almanya, böyle İsviçre'de yaşardım ben. İsviçre. Arkadaşlarla birlikte çok da uzak olmayan bir yere gideceksiniz. Ulaşım aracını seç bakalım. Çok da uzak olmayan taksi. Çok uzak değilse. Şey gibi düşünüyorum yani. Hani evimden çıkıp Sera Kütahya'ya gidiyorum falan gibi düşünüyorum. Ben motorizam mı olmuştum? Söyle bakalım çevrendekiler için sen... Ben olmasam da, ben olsam da olmasam da fark etmezler gibi pek arkadaşım yok. Arada bir ararlar beni, olmazsa olmazlarıyım. Ben olmasam da olurlar ya. Herkes olur yani. Çevremdeki herkes için bunun geçer yani. Ben olmasam da hayatlarına bir şekilde devam eder herkes. İstemediğim bir olay yaşıyorsun diyelim, tepkin ne olur? Kimse bana istemediğim bir şey yaptıramaz. Sesimi çıkarmam, o günü kadar uzaklaşırım. Beni öyle bir duruma soktukları için en başından ihtimalleri düşünüp öyle bir olayda bulunmam. Ben en başından hesaplarım, planlarım ve gitmem. Gitmem. Son olarak hayattaki insanları tek tek çıkarsan tepkileri ne olur? Yani bence onlar da beni salarlar diye düşünüyorum. Ha şey ama bir dakika, herkes için diye arayıp bir sorarlar bir sıkıntım var diye. Maaş zammıymışım ben. Aynı maaş zammı gibi insanlarda mutluluğa sebep oluyorsun. Onlara tam ihtiyacı olduğu anlarda koşup imdatlarına yetişiyorsun. Böyle bir etki bırakmak kolay değil. Biz de seni tanımayı çok isterdik. Sam teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben iyi bir zammışım. İyi bir zammım ben. Zengin olmak ister mi? Yatırım araçlarına ne kadar hakimsin? Ne yapacağım ki ben şu an buradan? Buradan nasıl çıkacak bu? Yani bu o kadar eğlenceli değil. Dur. Tüm zamanların en iyi yabancı... Bana ne bundan?
keyifle çözeceğiz haftanın en iyi 10-10 radyo tezi. Yok, bu muhasebeti hayır. NFT tezisi. Seni kimin ağlattığını söylüyoruz. Ay bir şey oldu ekranıma. Ay ekrana bir şey oldu. Tamam geldi. Düzelttim. Bize bir öncelik sıranı belirle. Kim ki burada yok ki? Benim ki burada yok asla. Yok ki benim ki burada. Gerçekten yok. Hangisini yapsak şimdi? Benim için her zaman kariyerim önce geliyor bu arada bunu. Ve bu çok iyi bir huy değil. Kesinlikle iyi bir huy değil. Kimseye de tavsiye etmem. Çünkü çevrenizdeki çoğu insanı ihmal ediyorsunuz böyle olunca. Ama aile deyince ben mesela şeyi hiç ayırmıyorum yani. İşte hani sevgilim ayrı bir yerde, arkadaşlarım ayrı bir yerde falan deyip benim için aile şöyle bir şey abi. Buna anam da dahil, babam da dahil, yeğenim de dahil, ablam da dahil. İşte ne bileyim mesela Batuhan da dahil. Anladın mı? İşte Çağatay'ı da dahil, Enes'i de dahil, herkes dahil yani anladın mı? Benim aile olarak kurduğum şey daha farklı bir mantık yani. Ama yani hepsinin konforunu ve iyiliğini sağlamak için önden benim kariyerim geliyor açıkçası. Ha o yüzden bunu diyeyim. Çünkü ilk sırasında kariyer, ikinci sırasında da aile var. Aileyi de genellediğimi düşünecek olursak teşekkür ediyorum. Niye bu arada? Gerçekten siz de daha iyisiniz yani. Ben sen neyi asla yapmazsın. Beni mutlu eden her şey dahil yani. Benim için aile kavramı böyle bir çatının altında aynı soyadı paylaştığımız insanlar değil yani. Daha farklı bir kavram var benim için. Ki aile kavramı olarak kullanmayı da hiç sevmiyorum. Bana iyi gelen insanları çevreme doluşturmak ve çevremde sabit tutmak olarak bakıyorum ben biraz daha. Diğer türlü çünkü şeye geliyor yani anladın mı? Biz aileyiz arkadaşlar. Yok hayır, aile olmak farklı bir şey. Sen neyi asla yapmazsın? Ben asla... Ama asla bilerek kimseye kötülük yapmam. Beni birisi öldürsün. Bak en yakınların arkasında çok net konuşurum bu arada. Yüzlerini söylemem hatta şunlar diye. Çünkü benim şöyle bir sinirim vardır. Ben 3 dakika, 10 dakika, maksimum 1 gün sinirlenirim bir insana. Bugüne kadar gerçekten rekorum 1 hafta falan bir insana sinirlenmek konusunda. Sevdiğim bir insana sinirlenmek konusunda. Arkasından konuşurum. Asla yüzünü söylemem. Bilerek ona söyleyecek birilerine söylerim hatta. Arkasından konuşurum. Ama ben hiç kimseye, Allah'ımı şükürse bugüne kadar da hiç kimseye bilinçli bir kötülük yapmadım. Bilmeden belki de kırdığım, üzdüğüm insan olmuştur. Muhakkak olmuştur. Kusura bakmasınlar. Ama asla bilerek kimseye kötülük yapmadım hayatım boyunca. Peki sence hangisini yaşamak daha ağır? Yalnız kalmak ya. Ama yalnız kalmak dediğim böyle hiç kimsenin olmaması. Anladın mı? Hiç kimsenin. Yok ya, ben sevdiğim birini bir daha görememek diyeceğim. Gerçekten mutlu olduğun anlara dönsen kaç yıl önceye dönerdin? Gerçi harbi mutluluk böyle ama değil mi? Yedi yıl öncesine dönerim. 7+. Seni ağlatanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Ben her şeyin nedenini sormak isterdim ya. Ne nedenini bir öğrenmek isterdim yani. Peki kendini sakinleştirmek için ihtiyaç duyduğun yer bunlardan hangisi olabilir?
Sen daha çok ne için ağlıyorsun? Ben her şey için ağlarım. Anlatacağım hiçbir şey yok. Karışık. Ortaya karışık. Ortaya çok karışık ya. Bunun içinde geçmiş de var, bunun içinde gelecek de var. Bunun içinde şimdi de var. Var yani, bana hiç fark etmez ki. Ama geçmiş için daha çok ağlıyorum herhalde. Son olarak sakinleştirmek için söylenen nefret ettiğim bir cümle seç. Senin değer verdiğin ama aynı anda da değeri görmediğin biri ağlatmış. Ben bir kere ağlamıyorum ki. Ben sürekli ağlıyorum. Ben bir kere ağlıyorum. Ben hayatımın ağırlığını ağlayarak geçirmişimdir yani. Çok saçma bir şey ağlıyor. Buna mı ağlıyorsun? Lafını duyduğum anda ben var ya, benim bütün cinlerim tepeme fırlıyor ya. Etrafına aldığın kişilerden o kadar zarar görmüşsün ki artık birine yaklaşmaya korkar olmuşsun. Duygularını en yükseklerde yaşayan sen için hislerin çok önemli. Kesinlikle benim hislerim, ben asla hislerimde yanılmam. Asla. Bugüne kadar hiç yanılmadım. Hiç. Bunu benim hatta yakın çevreme sorun. Yakın çevremdeki herkes der ki ya Pelin şunu dedi ve şu da oldu. Pelin derse bu olur. Ben bir tek göreceğim günle ilgili hissiyatıma hakim değilim. Onun dışında benim hislerim çok kuvvetli. Hey ya, gel o zaman, gel sen ağlama değil mi? İnanılmaz gerçekten ya. Giyerim giymem testine göre ne kadar, ben bir kere çok dikkat çekici miyim? Ben ne giysem, çuval giyeyim dikkat çekerim ben. Başlayalım. Sen bu kıyafet, ben bu kıyafeti giyersem olay olur abi. Yani ne olay olur ama, biliyor musun? Hani kıyafetin içine giremedi diye olay olur. Ben giyerim bu arada. Giyerim. Niye giymeyeyim ki? Ama bana yakışacağını düşünmüyorum. A, bana yakışmaz ama giyerim. Niye giymeyeyim? Güzelmiş. Peki bunu zaten giyiyorum. Giyerim. Bu kombini giyer misin? Bu renk bana hiç yakışmıyor ki ama. Ama yani işte kot üstüne böyle vuvuzelalı bir şeyler. Giyerim, niye giyeyim? Bunu da giyerim. İçini de seç. Bunu da giyerim. Benim giymeyeceğim şey yok ki. Ben her şeyi giyerim. Sen bunu giyer misin? Bunu bayılarak giyerim. Ben böyle etek arıyorum ve bulamıyorum. Giyerim. Kesinlikle giyerim. Peki bu. İşte hayır, bunu asla giymem. Abi bence straplez mini elbiseler korkunç şeyler. Yani korkunç ya. Bunu giymem. Bunu giymem. Yani hiç sevmediğim şey, yani straplez mini elbise dediğin şey şöyle gezmek demek, bak ciddiyim. Oradan çek. Oradan çok mu çek? Ya şuradan çek. Sürekli işte böyle sallandın diyelim ki, lapsır lapsır böyle düşer o, böyle aşağı kayar. Yani insanı deli eden sıfır konforlu, asla da güzel durmayan lanet bir şey. Nefret ediyorum straplezlerden ya. Gerçekten. Terledin mi? Evet. Kayar mayar. Üf. Oo, bakkala giderken yakalanmamış o zaman. Giyerim. Bu kombin. Giyerim. Giyerim, bana da çok yakışır. Peki bu kıyafet. Ya giymek istemem. Giymem. Ne? Ay giyerim. Bunu kesinlikle giyerim bu arada. Evet giyerim. Peki bunu da giyerim, bunu da giyerim.
Niye giyeyim ki? Giyerim. %100 giyerim. Kesinlikle giyerim. Giyerim. Bunu da giyerim. Bunu da giyerim. Kendini gizlemeyi tercih ettiğin için dikkat çekmiyorsun. Senin pek dikkat çekici biri olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bunun en büyük sebebi sensin. Genellikle iddialar şeyden uzak duruyor ve olduğun gibi görünmeyi tercih ediyor. Doğru, nedir yani? Bundaki sorun ne? Küçük değişiklikler ve farklılıklar bile seni korkutuyor. İçinde rahat hissetmediğin hiçbir şey giymiyorsun. Doğru. İnsanlığın bir şey soruyorum. Strapless'e evet deseydim bunları yaşamayacak mıydık? Bak onlar da biliyorlar strapless'in ne kadar rahatsız edici bir şey olduğunu. Çok çabuk kendini yansıtamıyor ve girdiğin ortamlarda bir adım geride duruyorsun. Rahat hissettiğin, yabancılık çekmediğin yerlerde eğlenceli tarafını ortaya koyabilirsin. Ya hocam ben her yerde kendimi ortaya koyarım. Okey? Net bir şey ya. Çayın sırası mı? Ne? Am? Tanımıyorum ki hiç Hasan Can Kaya'yı. Nötr enerji veriyor bana. Dur bakayım bir. Çok pozitif vermiyor şu an bana. Şu an negatif diyelim. Aa pozitif kim bu? Bu kim? Ya işte bakar mısınız 20 bin kişi bana pozitif enerji veriyor. Sekiz bin. Doğru. 8100 kişi negatif enerji veriyor bana demiş. Twitch'ten devam edelim. Erayan. Yani bence pozitif enerji veriyor ya. Negatif verdiğini düşünmüyorum. Veriyor mu? Oha %42 negatif. Ya pozitif. Bana pozitif veriyor. Bana negatif veren yok mu ya? Aa pozitif enerji veriyor bana. Mutlu biri. Niye negatif enerji veriyor ya? Bir şey söyleyeceğim. Bence çok mutlu yaşıyor. Çok mutlu yaşadığı için bence pozitif enerji veriyor. Bir dönem nereye baksak... Gerçekten bir dönem galiba nereye bakarsak orayı gördüğümüz için galiba bana bir tık negatif enerji verdiler mesela o dönem. Hiç tanımıyorum. Hiç tanımıyorum ki. Delireceğim. Yani videolarından pozitif bir enerji vermiyor mu ya Alper Rende? Videolarından gene bir tık öyle. Bence şey daha da mutlu kendi ayaklıyorsa o yüzden bana pozitif enerji veriyor. Bu ne? Bir şey söyleyeceğim size. Ben hepsine pozitif basayım mı bir? Bir dakika hepsine pozitif basacağım. Orkun'un da çok yüksek bir oranı var. Arkadaşlar. Hepsine pozitif basacağım. Pozitif! 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 Listede bir numara Ceyda abla ve Fırat abi. İki numara yanlış görmediysem benim. Üç numarada da Orkun Işıtmak geliyor. Ama kabun! Ama kabun! Ne yapıyor bu da? Yapıyor! Ben Batuhan'a sevdikler günü için klavye aldım. Nasıl çekiyelim? Şey gibi değil mi? Görgü şey.
Görgüsü üstünden söylüyormuş. Az önce hayır, hediye, hangi hediyeyi alması falan gibi bir şey dedi de ona cevap verdim. Ya kusura bakmayın, sesli düşündüm arkadaşlar. Bakın ben yayıncılığa başladım. Yayıncılığa başladıktan sonra benim ekipmanlarım değişti, klavyelerim çok değişti, mouse'larım değişti, sistemim değişti, her şeyim değişti. Ben yayıncılığa başladığımda Batuhan hem bana hem kendisine bir Cerberus klavye almıştı. Batuhan'ın Cerberus klavyesi asla değişmedi abi. Asla. Hep oradaydı. Hep oradaydı. Ama dün itibariyle bu kaderi baştan yazdık ve değiştirdik. Ben sevdim ha bu test işini. Gülşen hangi sahne kıyafeti seni yansıtıyor? Hepsi. Oley oley oley. Lan! Hadi! Hadi getir getir. Öncelikle şunu öğrenim. Kiminle buluşacaksın? Arkadaşlarımla. Bu çiçeklerden hangisini tercih ediyorsun? Neyse hadi. Yok ama gül diyelim. Ben en çok menekşe severim. En çok. En sevdiğim çiçek. Kendini nasıl tanımlarsın? Işıltılı, orijinal, sade. Sade. Işıltılı. Sence bir kadını en güzel yapan şey nedir? Saçları, bakışları, gülüşü, aurası. Ben insanlar hakkında da aynı şeyi düşünüyorum. Sık sık aynaya bakıp da saçları beğenmediğin olur mu? Hem de nasıl? Son olarak hangi renk seni? Mor! Mor beni yansıtıyor! Uzun saç, renkli. 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 Tamam. Hadi hazır mısınız? Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz testi. Şimdi size kağıt kalemi al. Benim en sevdiğim renk. En sevdiğim renk. Batuhan'a geçen gün yaptım, şok oldum. Şok oldum. Mordo. Doğru, mordo. Mor değil, mordo. Mordo. Mordo, doğru. Benim en sevdiğim dizi. Benim en sevdiğim dizi. Bunu size 20 kere falan söyledim. En sevdiğim dizi. Lady Lama bildi. Lady Lama bildi. Avrupa Yakası benim en sevdiğim dizi. En sevdiğim. İlk Lady Lama bildi. Ehem. Benim en sevdiğim film. En sevdiğim. Hatta izleyemiyorum. Bunu da söyledim yayında. Benim sevdiğim film benim. Titanic değil. Hayır değil, bunu söyledim. Hayır, Harry Potter da değil. Ben Harry Potter kitaplarını seviyorum ayrıca. Teşekkürler. Hachiko, evet, Batman bildi bir tek. Batman bildi. Hachiko. Evet, Hachiko. Hachiko bir köpeğin hikayesi. Hatta izleyemiyorum bir daha tekrar ağlarım diye. Çünkü bir kere fenalık geçirerek ağladım. Neredeyse bayılıyordum. Şaka yapmıyorum. Nasıl bin kişi yazdı? İşte bin kişi yazdı. İlk Batrain yazdı. Ben Batrain'den gördüm. benim uğurlu sayım. Rakamım hatta. Benim uğurlu rakamım. 7, 7. O haberi oldu. Kardeşim şunu bak, şu sayıyı şuralara sıkıştırmayın ya. Şu sayıyı şuralara sıkıştırmayın. Aa. En sevdiğim tatlı. En sevdiğim tatlı. En sevdiğim tatlı. En sevdiğim tatlı. Hayır. Profiterol de değil. Cheesecake. Evet evet, ilk Ege bildi. İlk Ege bildi. Ege bildi. Cheesecake. Benim en sevdiğim tatlı, limonlu cheesecake. En sevdiğim.
Koyarım hepsini yerim. Hepsini. Beyaz kremeli çiçekli pasta en sevdiğim pasta ama o tatlı değil. O en sevdiğim pasta benim. Yemeği biliyorsunuz zaten, ona sormam. Bir yıl üzeri abone olarak zortladık, özür dileriz. Yo, özür dilemeyin. Yok, gerek yok. Gerek yok, gerek. Gerçekten gerek yok. Künefe de çok severim bu arada. Künefe ile cheesecake'i çok ayırt etmem ama cheesecake daha böyle yenilebilir oluyor genelde.